Yeniden merhaba kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda o kadar saçma şeylerle makyaj yapacağım ki ben de ne diyeceğimi bilemiyorum gerçekten. Instagram'dan birkaç takipçim, hatta yani yaklaşık 5 kişi en az yani gördüğüm kadarıyla, çünkü Instagram direct mesajıma bakmıyorum ama bir şey ararken biri mesaj göndermişti, onun mesajını ararken gördüm. Çok enteresan, bulaşık süngeriyle makyaj yapan bir kızın videosu çok beğenmiş ve bunu da bana takipçilerim göndermiş. Sebil abla bunu yapabilir misin? Korkuyoruz diye. Sebil ablanız deneme tahtası olduğu için yapar, hiçbir sıkıntı yok zaten. Gerçek mi değil mi diye bana sormuşlardı. Ben de oldukça farklı buldum ve çok ciddi önyargıyla, yaparım tabii ki ama çok saçma diyerek bu videoyu çekmeye karar verdim. Hatta dedim ki mutfaktan bir şeyleri toplarken şunlarla da bir bari toplayayım arada, çünkü bunlarla da mutlaka ileride yapacaklardır makyaj. Onları da aradan çıkarayım dedim. Nedir bunlar? Efendim ne buldum? Kaydırmaz buldum bir tane. Kaydırmazla makyaj yapmayı deneyeceğim. Zaten bulaşık süngeriyle makyaj yapmayı deneyeceğim. Ondan sonracığıma en bombası finalde jübile olarak bulaşık teliyle makyaj yapmayı deneyeceğim sizler için. Bunu da yapacağım gerçekten. Bulaşık süngeriyle makyaj yapmayı deneyeceğim. Huşu içerisinde kendime şu anda zaten. Oh, bakıyorum nasıl yapacağım diye. Sarı bez, mutfak bezi, temizlik beziyle makyaj yapmayı deneyeceğim. Pamukla makyaj yapmayı deneyeceğim. Mikrofiber cam beziyle makyaj yapmayı deneyeceğim ve duş süngerisi bu. Duş zımbırtısı. Adam aklıma geldi. Duş zımbırtısıyla makyaj yapmayı deneyeceğim ve de bunu unuttum. Kayısıyla makyaj yapmayı deneyeceğim. Gerçekten şuna eminim. Hani bunlar ve bunlardan daha birçoğuyla belki yapılmıştır, belki de yapılacaktır. Makyaj denemesi olacağına eminim. Ama sonuçta sizi şaşırtacağıma da eminim. Bakalım hangisi gerçekten işe yarıyor. Hızlıca hemen bu korkunç, iğrenç diyebileceğiniz, ki ben öyle diyorum çünkü, lekelerin nedenlerinden bahsedeceğim. Bu lekeler bende aslında hep vardı. Kışın azalıyor güneş lekeleri, yazın beliriyor. Benim gibi derin lekeleri olan, derin lekelerin bir maalesef çözümü yok. Hangi tedaviyi uygularsanız uygulayın, belirli bir süre sonra tekrar yeniden çıkıyorlar çünkü çok derindeler. Aslında şu yeni çıkanların yüzeysel olduğunu umut ediyorum çünkü bu kadar fazla değillerdi. Kışın zaten neredeyse yok oluyor. Yazın ise güneşi görür görmez istediğiniz kadar koruyucu kullanın, mutlaka beliriyorlar. Ama sizi mutlaka koruyucu yine de kullanın. Çünkü koruyucu kullanmasaydım her çok daha beter olacağına emin olabilirsiniz. Bu sene birazcık daha fazla çıktı. Birçok nedeni var ama benimki hormonal, onu biliyorum zaten. Peki bunları nasıl kapatıyorum? Bunu leke kapatma videomu buradan, şuradan, şuraya tıklayarak izleyebilirsiniz. Şimdi ben hemen sizi de, asıl sizin bahanenize kendimi bu görüntüden kurtarmak için uygulamaya başlıyorum. Öncelikle Instagram'dan göndermiş olduğunuz kızın uyguladığı tekniği deneyeceğiz. Bulaşık süngeri. Bakalım bulaşık süngeriyle gerçekten de fondöten uygulanıyor mu? MAC in Matchmaster fondötenini alıyorum. Yüzüme sürüyorum genel olarak. Şimdi kuru olarak önce deneyeceğim. Diğer tarafını da ısıtıp deneyeceğim. İlk izlenimim, ilk hissettiğim şey öyle hayalinizdeki gibi o mahveder mi, sert değil mi, değil. Çünkü böyle böyle yapmıyorum. Pompon hareketlerle uyguladığım zaman bu da sertliğini hissediyorsunuz ama öyle çok aman aman bir etki vermiyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel uyguladı. Alnımı da kuru bir şekilde uygulayacağım. Daha sonrasında da ıslatacağım. Matchmaster orta kapatıcı bir fondöten. Lekelerimi tamamen kapatmadı. Zaten hiçbir fondöten tam olarak bu lekeleri kapatmıyor. O yüzden mutlaka çok koyu bir renk alttan geçiyorum normal zamanda. Şimdi vakit yok çünkü bir sürü ürün deneyeceğiz. Şimdi süngerin şu yarısını ıslattım ve de o şekilde uyguluyorum. Burada gördüğünüz gibi hiçbir şekilde fondöteni bir kere içine çekmedi. O yüzden kuru bir şekilde uyguladığımda, ıslak bir şekilde de uyguladığımda hiçbir şekilde fondöteni içine çekmediğini gördüm.
Ve bir kere daha kesinlikle ön yargılı olmamamız gerektiğini öğrenmiş oldum. Çünkü hakikaten de kuru tarafıyla çok çok güzel bir şekilde zaten yüzüme sürdüğüm için, yani buna sürseydim eğer muhtemelen bu kadar başarılı olmayacaktı. Yüzüme sürdüğüm için çok kolay bir şekilde dağıttım. Kenarına kontür fondo tenine batırıyorum ve bakalım nasıl uygulayacağız. Düz tarafımda yukarıya doğru itiyorum. Ve muhteşem olduğunu görüyorum. Alnıma çok başarılı uygulayamayacağımı düşünüyorum ama yine de çok minik ucuna aldım köşeli kısmına ve de uyguluyorum. Evet, ürünü birazcık ya sert olduğu için sünger fazla aldı, o yüzden de alın kontürünü çok iyi yedirmek gerekiyor. Ters çeviriyorum. Temiz tarafıyla birazcık dağıtıyorum. Ekranda ne görünüyor bilmiyorum ama alın kontürü bayağı yayık ve dağınık oldu. Şimdi bakalım burna nasıl olacak. Süngerle kalanla yaptığım için fena olmadı. Dalga, açık ve net söylüyorum, dalga geçtiğim bulaşık süngerinin de bu işe yaradığını, yani gayet işlevsel olduğunu ve fondöten sürebildiğimizi gördük. Bunun pudra süreceğine de zaten emin olduğum için onu denemiyorum. Hemen hızlıca diğer ürünleri deneyeceğim. Diğer bir saçma yöntem olarak kaydırmaz deniyorum. Hazır mısınız? Kaydırmazın köşesini yuvarlıyorum, kesmedim hiç. Ve direkt uyguluyorum. Kaydırmaz çok yumuşak bir malzeme olduğu için gayet yumuşak bir şekilde yüzüme uygulandı. Delikli bir tekstürü olduğu için ilk pompon hareketi yaptığımda biraz delikli bir tekstür kaldı. Sonrasında üst üste uyguladığımda geçti. Yani normal süngerlere göre birazcık daha zaman aldı yaymak. Ama gördüğünüz kadar hızlandırılmış bir şekilde muhtemelen yayınladım. Gerçekten mutfakta elime gelen her şey eğer güzel uygulama yapıyorsa, niye o zaman bu kadar çok şey para veriyorsa insan düşünmeden edemiyor. Ama olsun, saçma. Yani elinizde bir şey kaydırmazla bulaşık süngeriyle makyaj yaparken görünmeyin, yani ne gereği var ama uygulanabiliyor mu? Uygulanıyor. Başka bir saçma şeye hazır mısınız? Temizlik bezi. Evet, bu sarı bezlerle bakalım makyaj yapabilecek miyim? Hemen hızlıca uygulamaya geçiyorum. Ben en iyisi çekmeyi bırakayım çünkü kullandığım her şeyle gayet başarılı sonuç elde ediyorum. Bulaşık sarı bezi, yani bulaşık sarı bezi, temizlik bezi. Çok enteresan, yine az bir şekilde fondöten emdi kuru olduğu halde. Ama kuru haliyle dikkat ettiğim şey, yani bir yerden bir yere taşıması biraz, yani olduğu yerde evet yediriyor, o yüzden yaygın bir şekilde fondöteni sürdüğünüzde hiçbir sıkıntı yok. Ama işte alnıma mesela sürdüğümde, ortaya sürdüm ya, kenarlara getirmek birazcık sıkıntı olabildi, yani oldu. Bu nasıl bir konuşma şekli, doğdu benim konuşmam. Şoktan, şu an şoktan. Yine aynı şekilde köşelere kontür yapabileceğime zaten eminim ama bakalım yapabilecek miyim? Katladım. Sonra tekrar normal katlayarak dağıtma işlemini yukarıya doğru gerçekleştiriyorum. Tabii şimdi bu ürün sert olduğu için pompon hareketle yedirmede bir sıkıntı yok ama yukarıya doğru taşırdığınızda güzel dağıtıyor ama altındaki fondöteni birazcık yok ediyor. Birazcık falan, yani yerinden taşıdığına eminim. Temizlik bezi de fondöteni gayet güzel uyguladı. Ta-da! Yeni yöntem banyo lifi. Bakalım banyo lifiyle fondöteni dağıtabilecek miyim? Gördüğünüz gibi bu sefer birazcık daha yaydım çünkü pek umudum yok. Desem de hiç belli olmaz. Ben
Ben bile kabul etmiyorum. Böyle şey mi olur ya? Böyle pantaten mi sürülür? Olmamalı ama oldu arkadaşlar. Çok zor oldu. Tekstürlü, delik delik olduğu için bir tekstür doku bıraktı. Delik delikli bir yapı bıraktı. Sonrasında tekrar fıt 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 yaptığımda üstüne dağıttı. İçine fondöteni nasıl çekti? Naylon olduğu için çok fazla çekmedi. Ama tabii alnımı birazcık kapatamadık. Yani ben bayağı az kapandığını görüyorum ama onun dışında genel olarak fondöteni yaymakta hiçbir eksiği yok. Sadece zor. Çok büyük olduğu için ve grup böyle yani sıkıştırıp kullanmakta zorlandığınız için zor. Oldu mu ama yani olmadı demek istiyorum ama oldu. Evet arkadaşlar, hidrofil pamuk hazır mısınız? Bildiğiniz pamukla makyajımı dağıtmaya çalışacağım. Bir parça pamuğu aldım. Kuru bir şekilde fondötenimi dağıtıyorum. Evet arkadaşlar, çok minik minik kıllar böyle bir yüzümü kaşındırıyor. Çok ufak, hayal ettiğim kadar yoğun bir pamuk dökülmedi. Biraz tabii ki fondöteni emdi, artık pamuk da emsin diye hiçbir şey emmeyerek beni zaten şaşırtmıştı. Bu da artık emsin. Üzerine şimdi tekrar hatta lekelerimin, elimde bir parça fondöten kalmış, rutuş yapıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle minik minik pamuklar kalıyor. Onları da şöyle hemen alabiliyorsunuz. Şu anda artık bir şeylerin beni yanıltmasını istiyorum. O yüzden de saçma bir harekete bulunup kayısıyla makyaj yapacağım. Hadi. Süreme, yapama diye bütün yüzümde deniyorum. Yeter artık diyeceğim ama yok, bu sefer gerçekten alnıma bu vurma hareketiyle bunu yedirmek inanılmaz zor oldu. Yanaklarıma gayet güzel bir şekilde yedirebildim ama o da çok uzun oldu. Yani hani zorlarsanız her şeyle fondöten sürebileceğinizi buradan görmüş olduk. Deneyeceğim şeylerden bir tanesi kağıt havluydu. Bulaşık bezinden sonra ve pamuktan sonra bunu kesinlikle denememeye karar verdim. Çünkü başarılı bir şekilde fondöten uygulayacağına ama fondöteni birazcık emeceğine eminim. Evet, sıradaki diğer yöntem mikrofiber bez. Bundan çok mutluyum çünkü inanılmaz yumuşacık bir dokusu var. Camları temizlemek için hepinizin evinde mutlaka vardır diye düşünüyorum. Bu bezler o kadar yumuşak ki zaten yüzünüzü bile temizlerken kullanabiliyorsunuz. Şimdi bakalım fondötenimi uygulayabilecek miyim? Yine yüzeyi çok yumuşak olduğu için ve pürüzsüz olduğu için yüzüme çok kolay bir şekilde yayabildim. İçlerindeki tabii ki en favorim bu oldu. Yüzümü zımparalayacağım. Bulaşık teliyle fondöten sürebilecek miyim? Az sonra. İyi şimdi. Sizler için neler yapıyorum görüyor musunuz? Evet, ilk izlenimim şu anda canımı yakmadı. Çünkü eski teller gibi de değil bunlar. Böyle birazcık daha hani şey, farklı bir dokusu var ama metal mi? Evet, metal. Ama gerçekten de hayal ettiğiniz kadar sert değil. Siz sakın ve sakın evde denemeyin. Özellikle hassas ciltler. Benim şu anda hiçbir şekilde cildime zarar vermese de size vermeyeceği anlamına gelmez. Hepimizin cilt yapısı farklı olsa da uygulama yanlışlığı yaptığınızda gerçekten cildinize zarar verebilirsiniz. Ama ben şu anda gerçekten makyaj ve kozmetikle ilgili bütün bildiğim her şeyi yeniden sorguluyorum. Evet arkadaşlar, sizi temin ederim ki pürüzsüz bir şekilde bulaşık teliyle cildime fondöten uygulayabileceğimi bu videoya başlarken asla hayal dahi edememiştim. Mümkünatı yoktu ve finali zaten artık hadi bunu da yapmayın artık, yani yok bu da zaten yapmaz deyip bitirmeyi düşünüyordum ama şu anda artık bu saçmalığa bir son demenin vakti geldi gerçekten. Yani sonuç şu, sanırım çok abartmadığınız, saçma sapan şeylere gitmediğiniz sürece neyle uygularsanız uygulayın, tampon hareketle uyguladığınızda her şeyle fondöten uygulayabiliyorsunuz. Sonuç bu.
Sizler için yüzümü gerçekten deneme tahtası çevirdim ve bir sürü ürünle makyaj yapmayı denedim. Hep beraber şunu görmüş olduk, üründen ziyade teknik en önemlisi. O yüzden bir şeye para vermeden önce 40 kere düşünün, öyle alın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz buradaki abone ol butonuna basarak abone olmayı unutmayın. En kısa zamanda yeni videolarda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın. Ben finalde bununla bir de allık deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak.